kazanmışsınız. Afyonkarahisar'da neredeyse 360 derece miting gerçekleştiriyoruz. Sizler kendinizi alkışlayın, kendinizi. Kurtuluşun meşalesinin yandığı, emperyalizme direnişin sembolü, zafer kenti, cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda, Afyonkarahisar'dayız. Millet buluşmasına hoş geldiniz. Müziği alabilir miyiz arkadaşlar? Büyük önderimiz, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan depremde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı rahmetle saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sevgili Afyonkarahisarlılar, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Türkiye hakkını alsın mı? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Afyonkarahisar hakkını alsın mı? Alsın mı? Yüreğinize, nefesinize sağlık. Sevgili Afyonkarahisarlılar, şimdi izin verirseniz sizleri çok daha fazla bekletmeden özgür birey, güçlü toplum, başka bir Türkiye diyen Cumhurbaşkanı yardımcımız, bu toprakların öz evladı, Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ı buraya davet ediyorum. Sana sözüne baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Cumhurbaşkanı yardımcımız, bu toprakların öz evladı, Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız. Evet, aziz hemşehrilerim, bir eli Allah'ta, bir eli toprakta, yüreği, ruhu Kocatepe'de, aziz Afyonkarahisarlılar. Bugün sizlerin huzurunda bulunuyor olmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Bu vatan toprağı doğup büyüyen bir kişi olarak hemşehrilerimin karşısında olmaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir tarihi güne hep beraber eşlik ediyoruz. Afyonkarahisar'ımızın en ücra köşelerinden,
daskırısından, başmakçısından, evcilerinden, dinarından, hocalarından, sandıklısından, Kızılöreninden, Sinan Paşa'sından, İhsaniyesinden, İşçehisar'ından, Bayat'ından, Emirdağ'ından, Bolvadin'inden, Çobanlarından, Sultan Dağı'ndan, Çayı'ndan, elbette Şuhud'undan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sadece sizler burada değilsiniz. Burada olamayan, burada bulunamayan, gönülleri, gözleri bu meydanlardan çıkacak iradeden, heyecandan daha büyük bir heyecanı yaşayan Afyonkarahisar'ımızın her noktasında, televizyonları başında bizleri izleyen Türkiye'nin her noktasındaki tüm vatandaşlarımıza tekrar merhabalar diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet aziz hemşehrilerim, bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Türk tarihinin, Türk demokrasisinin belki de en zor sınavını vereceğimiz 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru ilerliyoruz. Evet, milletlerin tarihinde, devletlerin tarihinde kimi dönüm noktaları vardır. İşte Afyonkarahisar'ımız şahittir. Türk milletinin 300 yıllık gerileyişini toprağa gömdüğümüz topraklar burası. Öyle değil mi? Evet, Türk milletinin varlığını bu coğrafyada münakaşaya açmak isteyenlere karşı, hani şair diyor ya, bu vatan kimin diye, bu vatan kimin? Vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor. İşte Afyonkarahisar, Kocatepe'de, Dumlupınar'da sıra dağlar gibi durmuştur. Şimdi aynı şekilde yeniden bu büyük milleti yeni bir asra, yeni bir çağa taşıyoruz. Yeni bir asra, yeni bir çağa taşırken bu vatan toprağını üzerinde yaşayan her bir insanımızı, doğduğu topraklarda geleceğini gönül rahatlığı içerisinde arayabileceği bir Türkiye'yi var etmek istiyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Biz kendi evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için değil, 85 milyonun geleceğini teminat altına almak istiyoruz. Bir şairimiz, Cahit Sıtkı Tarancı öyle diyor. Damlardaki kar, saçaklardaki buz, kanı kaynayan suya dar geliyor. Haberin var mı oğluklardan? Akan su sesinde bahar geliyor. Duy güneyden estiğini rüzgarın. Göreceksin neler olacak yarın. Yuvada çırpınan yavru kuşların uçmak hevesinde bahar geliyor, bahar geliyor, bahar geliyor. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ben de hemşehrilerimle her daim, bir Afyonlu olarak her daim gurur duydum. Değerli hemşehrilerim, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli analarımız, değerli bacılarımız, değerli Afyonkarahisarlılar. Biz bir büyük ülkeyiz. Bir büyük ülkenin evlatları olarak da bu coğrafyada kendi insanımıza giderlerse gitsin diyemeyiz. Kendi insanımızı
yoksulluğa mahkum edemeyiz. 20 yıldır Türk milleti bu doymak bilmez iktidardakilere Afyonkarahisar'ımızda yetki verdi. Yetki yetmedi, güç istediler. Onu da verdi. Güç yetmedi, mutlak güç istediler. Onu da verdi. O da yetmedi. Dilimizden dökülenler kanun haline gelsin istediler. Şaibeli bir referandumla da olsa milletimiz buna da yetki verdi. Ama gelin görün ki Türk insanımız, seçmenlerimiz 20 yıllık bu iktidara bu kadar yetki vermesine, 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş olmasına rağmen hala mazeret. Böyle yapınca yanlış anlamayın. Şimdi yanlış yapamıyorlar zaten. Rabia işareti bile yapamıyorlar. Niye? Bu coğrafyada Türkiye'yi maalesef depremin merkez üstüne doğru ilerlettiler. Türkiye'yi bu coğrafyada kendisine yönelik, milli güvenliğine yönelik pek çok tehditle baş başa bıraktılar. Sayın Erdoğan PKK ile işbirliği yapma imtiyazına sahip. FETÖ ile işbirliği yapma imtiyazına sahip. Şimdi bu yetmedi. Gaffar Okkan'ı şehit eden Hizbullah'ın partisiyle işbirliği yapma imtiyazına sahip. Onlar kendinde böyle bir hakkı görüyor. Ama milletimiz bu hakkı görüyor mu? İşte 14 Mayıs'ta bunun kararını vereceksiniz. Verecek mi Afyon bu kararı? Allah'ın izniyle bizim derdimiz sadece bir iktidar değişikliği değildir. Bu coğrafyada anaların evlatlarının yerine mezar taşlarına sarılmasın istiyoruz. Bu coğrafyada doğan insanlarımız doğduğu topraklarda güven içerisinde geleceğini arasın istiyoruz. Ama kendi yanlışları dolayısıyla, Suriye politikaları dolayısıyla Suriye'de bir PKK devleti kurulması için şartları oluşturan bu AKP iktidarı şimdi sizleri, bizleri, muhalefeti suçluyor. İstedikleri kadar suçlasınlar. İstedikleri kadar suçlasınlar. Bizlerin vatanseverliği, milliyetçiliği onların mevsimlik milliyetçiliğiyle zaten mukayese edilemez. Edilebilir mi? Edilemez. Bunlar mevsimlik milliyetçi. Her kalıba girerler. Her kalıba girerler. Türkiye'de 20 yıldır bir parti olma hüviyetinden çıkmış, adeta yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı organize bir suç şebekesi haline gelmiş bir siyasi iktidarla mücadele ediyoruz. Onların tek bir davası var. Bir yüzükle başladık diyerek çıktıkları yolda gözleri doymaz bir şekilde zenginliklerini artırmak. Zenginliklerini artırmak. Onların tek bir derdi bu. Oysa biz bu vatanın toprağına sahip çıkacağız. Kurduna kuşuna sahip çıkacağız. Dağına ovasına sahip çıkacağız. Yeniden bu topraklarda
üreten bir Türkiye'yi, yurt dışından refah transfer eden bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber var edeceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber var edeceğiz. Ve bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ecdadımızdan devraldığımız Türkiye'yi gelecek nesillere bir çakıl taşını bile eksiksiz Allah'ın izniyle devredeceğiz. Onlar istediği kadar eski Türkiye desin, yeni Türkiye desin. Bizim için burada Afyonkarahisar'da Kocatepe'nin gölgesinde haykırıyorum. Bizim için eski Türkiye yok, yeni Türkiye yok. Varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var. Değerli hemşehrilerim, güzel günlere az kaldı. Bizler de inşallah sizlerin yetki vermesiyle 13. Cumhurbaşkanımız, yarınki Türkiye'nin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ve bugün buraya biraz sonra inşallah bu Halil İbrahim sofrasını kurup buraya enerji koyan, irade koyan, güç koyan tüm liderlerimizle beraber biraz sonra da bugün Afyonkarahisar'ımızda Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu da sizlere hitap edecekler. Elbette Sayın Karamollaoğlu'ndan sonra Cumhurbaşkanımız diyelim, Sayın Kılıçdaroğlu sizlere hitap edecek. Afyonkarahisar'ımız bizlere yetki verdiği takdirde Allah'ın izniyle yeniden Afyonkarahisar'ı kendi potansiyeliyle buluşturacağız. Mazerete kaçmayacağız. Anadolu'nun her noktasında olduğu gibi sevgisini, sevdasını her noktaya saçmış. Hizmetlerini her noktaya saçmış. Bu vatan toprağına yeniden büyük hizmetleri başta baba ocağımız Afyonkarahisar'dan başlayarak yenilerini hep beraber ekleyeceğiz. Hep beraber başaracağız. O nedenle değerli hemşehrilerim, az bir zaman kaldı. Bütün tahriklere rağmen, bütün tacizlere rağmen kendilerinin yaptıklarını hiç yokmuş gibi bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlere, ötekileştirmek isteyenlere karşı yeniden milletimizi demokrasi ortak paydasında, hukuk ortak paydasında ve laiklik ortak paydasında birleştirecek Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesi olarak yeniden işleyen bir demokrasiyi, yeniden işleyen bir hukuk düzenini, yeniden fırsatlar ülkesi Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Ben de bu duygularla, Anadolu'da güzel bir söz vardır, hepiniz bilirsiniz, çok da sözü uzatmamıza hacet yok. Memleketimiz iyi kötü bilir bizi. Düğünde derler, damattan yakışıklı olmayacaksın, değil mi? Biraz sonra Cumhurbaşkanı adayımız zaten daha geniş bir şekilde sizlere hitap edecekler. O açıdan değerli hemşehrilerim, son söz olarak şunu söylüyorum. Sözü 14 Mayıs 2023'te yeter söz milletindir diye başlattığımız çok partili hayatın bu kritik eşiğinde söz yeniden milletin demek için Millet İttifakı olarak ve ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde
Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Milletimizin de, Afyonkarahisar'ımızın da buna yürekten destek vereceğini bu meydanda bir kez daha gördüm. Bundan da mutluluğumu ifade ediyorum. Güzel günler yakındır diyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Güzel günlerde bağrım müjdeci sizi. Bu günleri atlattığımızda, bağıra eriştiğimizde daha geniş geniş konuşacağımızı söylüyorum. Vesileyle bu meydanda bu şölene, bu Halil İbrahim sofrasına eşlik eden, ortak eden tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Gönül borcumu ifade ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sana sözüm bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Afyonkarahisar'ın öz evladı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok çok teşekkür ediyoruz. Kocatepe'nin eteklerinde güzel Afyonkarahisar'ın Zafer Müzesi'nin hemen yanı başında Zafer Meydanı'nda düzenlediğimiz millet buluşmasının bu bölümünde izin verirseniz insanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım seninle olur. Kararlıyız. Milletin iktidarında saadet var diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nu buraya davet ediyorum. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Selamun aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah nasip ederse önemli bir adım atacağız ve inşallah ülkemizi bugün içine sürüklenmiş olduğu problemlerin tamamından el birliğiyle kurtaracağız. Elbette sizlerle beraberken Afyon'un, Afyonkarahisar'ın tarihimizdeki önemli mevkiini hatırlamadan geçemeyiz. Evet. Hatırlamadan geçemeyiz. Büyük taarruz burada başladı. Cumhuriyetin temelleri burada atıldı. Aradan tam 100 yıl geçti. Bir asır tamamlandı. Ancak bu asrın sonuna doğru da bocalamaya başladık. Yanlış anlayışlar sebebiyle, yanlış yönetim anlayışı sebebiyle, yanlış politikalar sebebiyle gücümüz zayıflamaya, insanımız maalesef perişan bir noktaya gelmeye başladı. Geçim sıkıntısı herkesin derdi. Sadece küçük bir azınlığın değil artık. Sadece işsizler sıkıntı çekmiyor. Çalışanlar da, esnaf da, memur da, emekli de maalesef büyük bir sıkıntının içinde. Sıkıntı dediğimiz zaman sadece ekonomik sıkıntıları da kastetmiyoruz. Sosyal yönden de problemlerimiz var. Maalesef belli bir grup, özellikle iktidarda bulunan arkadaşlar,
ülkede bütünlüğü, beraberliği, kardeşliği pekiştirecek ifadeler kullanacaklarına, bizi birbirimizden ayıracak, birbirimize hasım hale getirecek, daha da ileri gidip düşmanlaştıracak ifadeleri kullanmaktan çekinmiyorlar. Biz buna yuhalamaya gerek yok. Biz buna rıza göstermiyoruz. Evet, karşımızda bir afiş var. Doğru zaman, doğru adam diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var. Ama bugünkü adama değil. Bu değişmek mecburiyetinde. Bu sistemin kurucusu, bu sistemin banisi olan arkadaşlar tek adam rejimini zorla dayattılar. Biz bugün bu dayatmanın bedelini ödüyoruz. Buradan kurtulmak mecburiyetindeyiz. Afyon ülkemizin en güzel illerinden bir tanesi aynı zamanda. Tabii zenginlikleri de bol. Ne zaman biz geçmişte bir koalisyon kurmuş olsak, ki en önemli adımı 1974 yılında Sayın rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan'ın kurduğu koalisyonla gerçekleştirdik, attık. O zaman Afyon'un kıymet kazanmış olan, daha doğrusu sahip olduğu imkanlar en iyi şekilde değerlendirilmek üzere bir takım adımlar atıldı. O adımlar şimdi akamete uğratılmaya çalışılıyor. Biz inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Ama müsaade ederseniz, ben birdenbire konuya böylece girdim ama iki konuyu daha sizlere arz etmeden meselelere girmeyeceğim. Bunlardan bir tanesi Güneydoğu'da maalesef başımıza gelen deprem felaketi. 50 bin civarında kardeşimizin hayatını kaybettiği söyleniyor. Tahminler biraz onun ötesinde gibi gözüküyor. Zaman gösterecek. Ölenlere biz kaç kişi olursa olsun hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet dileriz. Ve aynı zamanda geride kalan ailelerine de başsağlığı dileriz. Yaralanan kardeşlerimiz oldu. Onlara da acil şifalar dilemeyi bir görev addediyoruz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun. İkincisi de Ramazan-ı Şerif'i tamamladık. Oruçlarımızı tuttuk. Şimdi bayramı ifa ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Evet, 3 gün sürer derler ama bazıları da eskiden yaşlılara 40 gün sürer diyorlardı. Biz daha 40 günün 40. güne gelmedik. Onun için bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak'tan bayram gibi bayramlara kavuşmayı bize nasip etmesini niyaz ediyorum. Muhterem kardeşlerim, tabii Afyon'da gördüğümüz bu manzara, biraz önce de söyledim, bizim için ayrı bir önem taşıyor. 1974'te tekrar ifade ediyorum, Ecevit ve Erbakan'ın koalisyonlarında muazzam adımlar atıldı. En önemli adımlardan bir tanesi, 2 sene önce Afyon ekimi yasaklanmıştı. İlk alınan kararlardan birisi de Afyon ekimini serbest bırakmak, Afyon keş yetiştirmek için değil, Afyon ilaç sanayinin temelini oluşturur. Alkaloid fabrikatını da bunun için
Afyon'da kurma kararı alındı, temeli atıldı elhamdülillah. O günde buradaydım ben. Temel atma merasimine gelmiştim. Elbette onun gibi daha bugün atılması icap eden birçok temel var. Yüzlerce temel atmamız gerekiyor desem hata etmiş olmam. Biz sadece Afyon'u değil, ülkemizin bütününü ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Kars'tan, Ardahan'dan Edirne'ye kadar, Hakkari'den Denizli'ye kadar, Afyon'a kadar her yerde orada yaşayan, büyüyen çocuklarımıza iş imkanları bahşetmek, ya üreteceğimiz ürünleri de ya bir ithal ikamesi sağlamak veya ihraç yaparak bizi, memleketimizi zenginleştirmek mecburiyetindeyiz. Yol yapmak kötü bir şey değil. Hızlı tren elbette kötü bir şey değil. Havaalanları inşa etmek kötü bir şey değil. Ama muhterem kardeşlerim, siz daha geçiminizi sağlamadan saraylar inşa etmeye kalkarsanız bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olur. İşte biz buna israf deriz. İnancımıza göre de israf haramdır. İtibar kazanmak için yapılan israfı biz meşru sayamayız. Bugün başımıza gelen sıkıntıların esas sebebi işte bu israf, bu yolsuzluk, bu rüşvet mekanizması bizi perişan ediyor. Kaynaklarımızı sömürüyor. Bunun üstesinden gelmeden, bunun farkına varmadan ülkeyi düzeltmek mümkün olmaz. Onun için doğru zamanda doğru adama ihtiyaç var. İşte biz bu adımla 6 siyasi parti bir araya geldik. Sayın Kılıçdaroğlu'nu geçmiş tecrübesine de bakarak, dürüstlüğüne, samimiyetine, becerisine önem vererek Cumhurbaşkanı adayımız yapmaya karar verdik. Bu önemli bir adım. Bundan dolayı Allah nasip ederse doğru zamanda doğru insanı Cumhurbaşkanı yaparak problemleri çözmekte en önemli adımı atmış olacağız. Muhterem kardeşlerim, elbette şu kararı da aldık. 6 siyasi parti bir araya geldik. Bir icraat yapacağız. Bu icraatlarda ittifak sağlamamız elzem gözüküyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Karar verdik. Önemli kararlarda mutlaka 6 siyasi partinin genel başkanları da rol alacaklar. Kararda onların da onayı olacak. Böylece biz birlikte karar alacağız. 6 imza olacak. İstişare nedir? İstişare nasıl gerçekleştirilir? Bunu bilmeyenler şunlara bak diyor ya, 6 parti bir araya gelip imza atıp karar alacakmış. Böyle iş mi olur? Elbette olur. Öyle de olacak Allah'ın izniyle. Biz tek başına keyfi kararlar alarak ülkemizin problemlerinin çözülebileceğini düşünmüyoruz. Birlikte karar alacağız. Yanlış yapmamak için her türlü tedbire başvuracağız. İstişare nedir? Bilmeyenler
işte bizim aldığımız bu kararı, oluşturduğumuz mekanizmayı bir türlü anlamıyorlar. Anlayamazlar da. Çünkü kendi yanlış çarklarını bizim mekanizmamız gibi bir mekanizma kurmazsanız çeviremezsiniz. Dalavere yapamazsınız bu sistemin içinde siz. Muhterem arkadaşlarım, sadece Afyonumuz değil, ülkemizin her kesiminde bu adımları atmaya mecburuz. Bu havada ben sizi çok da uzun tutmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız ve inşallah 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da hitap edecek. Benim belki söylediğim bazı sözleri ister istemez o da tekrar edecek. Bunun için fazla uzatmadan birkaç kelime daha söylemeyi gerekli görüyorum. Biz ne istiyoruz? Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade edeyim. Ne istiyoruz dediğimiz zaman herkes kendisine göre aklına ilk geleni söylemek ister. Ben biraz daha kapsamlı olarak diyorum ki biz ülkemizin, memleketimizin, Türkiye'mizin yaşanabilir bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Her görüşten, her fikirden, her inançtan arkadaşlarımız ne kadar güzel bir memlekette yaşıyorum diyebilmeli. Bizim hedefimiz bu. Bunun gerçekleşmesi için en önemli adım adaletin tesisidir muhterem kardeşlerim. Adalete güven olmadan bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Bugün siz Cumhurbaşkanlığı dava edemezsiniz. Halbuki bizim inancımızda eğer bir yanlış yaparsa ilk dava açılması icap eden insan Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir. Her türlü yanlışı yapacaksınız. Her türlü hakarette bulunacaksınız. Elbette biz buna rıza gösteremeyiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanından bahsederken dün bir canlı televizyon programında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kendisine geçmiş olsun demeyi de bir görev olarak addediyorum. Onu da hemen ifade edeyim. Allah sağlık ve afiyet versin. Ama sağlık ve afiyet versin derken yanlış politikaları uygulamadan vazgeçmezse bunun da ne kendisine ne memleketimize bir faydası olmaz maalesef. Muhterem kardeşlerim, sadece adalet değil, dürüstlük, haram yememek, kul hakkına el uzatmamak, işi ehline vermek, liyakat sahibi insanları iş başına getirmek, bir ülkede huzurun, barışın teminatının sağlanması için olmazsa olmaz şartlardır. Bugün iş ehline verilmiyor. Sadece yandaşsanız iş alabiliyorsunuz. Türkiye'de sadece 5 tane firma mı var? Bütün ihaleler 5 firmaya gidiyor Allah aşkına. Buna nasıl rıza gösterebiliriz biz? Yuh demeden değiştireceğiz. Bu sistem yuhlanacak bir sistem değil. Değiştirilmesi icap eden bir sistem. Onun için Allah nasip ederse Mayıs ayında seçime gittiğimizde işte yuh yerine bu sistemi değiştirecek oyları siz vereceksiniz. Yuhlamakla sistem değişmiyor. Ama oylarımızla değişecek. Oylarınızla
bu sistem mutlaka değişecek. Bir ülkede, tekrar söylüyorum, bir ülkenin yaşanabilir bir ülke haline gelmesi ancak ilk adım olarak bu söylediklerimin gerçekleşmesiyle mümkündür. Başka türlü siz sistemi değiştiremezsiniz. Ancak yeter mi? Elbette yetmez. Biz ekonomik yönüyle de bütün gücümüzle ülkemizi zenginleştirmeye, bütün kaynaklarımızı değerlendirmeye, yeni yatırımlar yapıp işsizliği ortadan kaldırmaya, ihracatımızı artırmaya, ithalatımızı yok etmeye mecburuz. İşte bunu yaptığımız takdirde emin olun Türkiye'miz birkaç sene içinde devrim mahiyetinde adımlar atar. Bir bütün olarak kalkarız, ayağa kalkarız. Ben Afyon Alkaloid Fabrikası'nı dile getirdiğim zaman sadece orada kalmadı iş. Aslında şeker fabrikaları da bilahare Erbakan hocamız tarafından temeli atılmıştı. Ne oldu bugün şeker fabrikasına? Biz bunu yeniden kuracağız Allah'ın izniyle. Sadece o değil. Tarım ülkemizin en hızlı değerlendirilmesi icap eden, kalkınmada en hızlı olumlu katkı sağlayacak olan sektördür. Tarımı bir bütün olarak ayağa kaldıracağız. Her türlü imkanı ziraat için, hayvancılık için insanlarımıza tanıyacağız. Ülkemiz dünyayı besleyecek kadar güçlü bir ülke haline gelecek böylece inşallah. O yetmez. Bizim tabii kaynaklarımız, Afyon dediğimiz zaman aklımıza ister istemez mermer geliyor. Bütün dünyanın mermere ihtiyacı var. Biz bunun ihracatı, evet bugün de yapılıyor ama daha iyi bir noktaya getirilmesi şart. Sadece o mu? Hayır. Burada jeotermal enerji yönünden muazzam bir potansiyel var. Hem sağlık yönünden değerlendirilebilir, aynı zamanda bu sağlık turizmine de bir imkan sağlar. Onun ötesinde enerji yönünden de değerlendirilir. Biz neden bu potansiyeli zirveye çıkarmıyoruz? Allah nasip ederse bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Bakın bir noktaya da şu vurguyu yapayım. Muhterem arkadaşlarım, geçmişte ister istemez 40-50 sene geriye gidiyoruz. Afyon teknolojik sahada, elektronik cihazların imalatında, o sahada yapılacak gelişmelere zemin hazırlayan bir ilimiz olarak kabul edilmişti. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Amerika'nın Silikon Vadisi var ya, Afyon'da Amerika'nın Silikon Vadisi gibi bir vadi haline gelecek. Ciddi adımlar atılacak, ciddi yatırımlar yapılacak ama daha çok kafaya bağlı, zihne, düşünceye, fikir üretmeye bağlı adımlar atılacak Afyon'da. Muhterem arkadaşlarım, tabii söz sözü açıyor, zamanda ilerliyor. Sizi daha fazla yormayı da doğru bulmuyorum. Elbette Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyi de bekliyorsunuz. Ona biraz daha fazla zaman tahsis edebilmek için ben huzurunuzdan ayrılacağım, müsaade istiyorum. Şunu bilin, Afyon'da Saadet Partisi olarak bizim adaylarımız da var, Fatih Bey. İnşallah o da sizi temsilen Ankara'ya gelecek seçimden sonra. Biz burada bir patlama yapacağız.
Bu patlamaya ihtiyacımız var. İnşallah bunun neticesinde sistem değişecek, dönem değişecek. Yeni bir dünyanın kurulabilmesinin adımları da böylece atılmış olacak. Sadece ülkemizi düşünerek söylemiyorum bunu. Orta Doğu'da barışın tesisi, Avrupa'da barışın tesisi, dünyada barışın tesisi ülkemizin ancak güçlü bir ülke konumuna gelmesiyle mümkün. Biz dünyanın merkezindeyiz. Nereye bakarsanız bakın. Evet, Amerika'da var, Avustralya'da var, Asya'da var ama bizim içinde yaşadığımız topraklar bugün dünyanın tam merkezinde olan topraklar. Medeniyetler burada kurulmuş, burada batmış. Biz şimdi medeniyetimizi yeniden zirveye çıkaracak adımları da birlikte atacağız. Bundan emin olun. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak sizlere iki cihanda saadetler ihsan etsin. Kurulacak olan yeni hükümetimiz, seçilecek olan yeni cumhurbaşkanımız inşallah en güzel hizmetlere imza atsın. Sizler de memnun olun. Ülkemizde yaşayan bütün kardeşlerimiz de memnun olsunlar istiyorum. Bu sözlerle hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyor, saygılar sunuyor. Selamun aleyküm diyorum efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Güneş açtı. Afyon rüzgarı arkasına almış. Sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli Afyonkarahisarlılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Kaldırın şu ellerinizi, bir temiz ellerinizi. Afyon'un temiz ellerini bir kaldırın, bir dost düşman görsün. Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta bugün Afyon'dan 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sizlerle baş başa bırakıyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Samsun'dan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a, yüreğinde Anadolu Kılıçdaroğlu. Yerelden genele, halkımızla el ele yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hakluk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Evet, güzel bir yerdeyiz. Kadim bir şehirdeyiz. Sevgili gençler, ilk sözüm sizlere. Afyon'da ilk kez gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı, yani ilk oylarını kullanacak gençlerin sayısı 42.362 kişi. Şimdi gençler, demokrasiden yana mısınız? Adaletten yana mısınız? Haktan yana mısınız? Hukuktan yana mısınız? Kul hakkını savunanlardan yana mısınız?
O zaman sizden bir söz istiyorum. Sandığa gideceksiniz, demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana oy kullanacaksınız. Söz mü? Söz mü? Arkadakiler duymadı galiba. Söz mü? Benim de size sözüm var. Başınızı asla öne eğdirmeyeceğim. Sizin hayalleriniz neyse tamamını gerçekleştireceğim. Gençler, büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Annelerin, babaların evlatlarını hangi zor koşullarda okula gönderdiklerini biliyorum. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, işsizsiniz, aylardır, yıllardır iş bulamıyorsunuz. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunu da gayet iyi biliyorum. Sınava giriyorsunuz, sınavı kazanıyorsunuz. Mülakatta hakkınız yeniyor. Ben bunun da farkındayım. Bütün bunları çözeceğiz. Bütün bunları el birliğiyle çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Göreceksiniz. KPSS'ye gireceksiniz. Mülakatı bitireceğim. Kim kazandıysa hemen işbaşı yapacak. Dolayısıyla kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Sizin hakkınızı kimseye yedirmeyeceğim. Bundan emin olmanızı isterim. İşsizliğe neden girdim biliyor musunuz? Afyon'da Türkiye İş Kurumu'na başvurup iş arayanların sayısı 30 bin. 30 bin kişi işsiz, o da resmi başvurmuş, iş bekliyor. Acaba bir yerde bir iş bulabilir miyim diye. Bunun çözülmesi lazım. İşsizlik sorunun çözülmesi lazım. Bundan endişe duymamanız lazım. Taşeron işçileri buraya geleceklerdi. Taşeron işçilerine izin vermediler. Çünkü taşeron işçileri biliyorlar ki, hepsi biliyor ki, onlara kadro sözünü ilk kez dile getirdim. Bir grubuna kadro verdiler, bir grubuna kadro vermediler. Onlar da unutmasınlar. Size izin vermediler. Buraya gelmediniz ama benim gönlüm sizin yanınıza az kaldı. Hepinize kadroyu vereceğiz. Hepinize. Devlet taşeron çalıştırmaz değerli arkadaşlarım. Devlet kadrolu işçi çalıştırır, kadrolu memur çalıştırır. Ücretli öğretmen çalıştırmaz, kadrolu öğretmen çalıştırır. Sözleşmeli öğretmen çalıştırmaz, kadrolu öğretmen çalıştırır. Dolayısıyla bütün bunların tamamını çözeceğiz, göreceksiniz. Ne dedik? Bay Kemal geliyor, kimse unutmasın. Geleceğiz ve çözeceğiz. Kentsel dönüşüm var. Onu da gayet iyi biliyorum. Bir grup toplantısında dile getirmiştim. Mısri mahallesinde daha çok garibanlar var. Düşük gelirler var. Bunlara diyorlar ki kentsel dönüşüm yapacağız. Sizi bir yerlere süreceğiz. Size ev yapacağız ama sizin alacak paranız bile olmayacak. Geleceğim. O evlerin tamamını yapacağız. Ve o evlerde insanlar huzur içinde oturacak. Göreceksiniz. Onların satın alma gücüne göre fiyatı belirleyeceğiz. Ayrıca bir şey daha. Afyon Belediye Başkanlığı'nı bize verdiğiniz andan itibaren o evlerin nasıl süratle yapıldığını göreceksiniz. Burası aynı zamanda görkemli bir turizm merkezi olabilir. Çünkü yeraltı kaynakları bunun için son derece elverişli. Belediyeyi bize vereceksiniz. 5 yıldızlı otellerin nasıl çok çoğaldığını da göreceksiniz. Şimdi size geldiler, söylediler hızlı tren getiriyoruz. 2013'te temel attılar. 2013. 2015'te bitecek dediler. Geçti. 2018'de bitecek dediler. O da geçti. Şimdi 2025 yılında bitireceğiz diyorlar. Bir şey, halka doğruları söylemeyene oy verecek misiniz? Halkı aldatanlara oy verecek misiniz? Güzel. Demek ki Afyon'dan
Cumhur İttifakı'na hiç oy çıkmayacak, öyle anlaşılıyor. Sizden sözünde duran, vaadini yerine getiren ve sözünü yere düşürmeyecek politikacıların iktidara gelmesi için oy kullanmanızı istiyorum. Oy kullanmanızı. Afyon'un aslında görkemli bir tarihi var. Burası aynı zamanda eğitimin de tarihsel kimliğine baktığınızda eğitimin de merkezidir Afyon. Ama Afyon kan kaybetti. Afyon dışarıya göç vermeye başladı. Buranın büyümesi lazım. Buranın kalkınması lazım. Kavşakların merkezinde daha hızlı, daha güzel, daha verimli büyümesi lazım. Bunun için yol belli Millet İttifakı. Yol belli ittifaka destek vereceksiniz. Beraber Türkiye'yi büyüteceğiz. Şeker fabrikasını sattılar. İşçilerin bir kısmını attılar. Söz veriyorum söz. Geleceğim o şeker fabrikasını yeniden alacağız ve yeniden Afyonların hizmetine sunacağız. Onlar sattılar, biz toparlayacağız. Biz geri alacağız. Orada Afyonlar çalışacaklar. Bakınız, özelleştirmeden sonra 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti. 34 yıl sonra. Ya Allah aşkına şeker mi? Şimdi şeker ithal etti derken sadece şeker ithal etseler hadi o konuda beceriksiz davrandılar diyelim. Şeker ithal ediyorlar. Buğday ithal ediyorlar. Arpa ithal ediyorlar. Yulaf ithal ediyorlar. Yem ithal ediyorlar. Gübre ithal ediyorlar. Memleketi yabancılar doyurmaya başladı. Bir de afrayla tafrayla geziyorlar. Biz milliyetçiyiz diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Batsın. Bunların milliyetçilikte falan bilgileri yok. Milliyetçi olan ülkesine hizmet eder. Yabancıya değil. Milliyetçi olan kendi ülkesine yatırım yapar. Başka yerlere değil. Gidin. Londra'ya gittim. Orada da küçük de olsa bir video çektik. Londra'nın en lüks bölümündeki bütün mahalleyi bunlar kapatmışlar. Hepsi lüks içinde yaşıyorlar. Ben onları bilmiyor muyum? Gittiler New York'a. 35 katlı gökdelenler yaptılar. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. Gökdelenin önünde konuştum. O gökdelene harcanan paraları, Londra'ya kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. Ya mal gitti artık takip etmeyelim diyecek. Hayır efendim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak ve o hakka sahip çıkmak benim namus borcumdur. O paraları getireceğim. O nedenle beşli çeteler diyorlar ki acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız? Bu adam cumhurbaşkanı olmasın. Ve bunun için her türlü iftiralar atıyorlar. İnanmayın. Bir özelliğimi söyleyeyim. Kul hakkı yemem ben. Kul hakkı yemem. Kul hakkını da yedirmem. Benim öyle saraylarda oturmak gibi bir düşüncem de yok. Niye saraylarda oturayım? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü var. Mütevazidir. Gideceksen oraya gideceksin. Oraya gideceğiz. Orada oturacağız. Göreceksiniz. Biz memleketi düşünüyoruz. Onlar ceplerini düşünüyorlar. Devlet dediğiniz kurum soygunculara hizmet etmez. Devlet dediğiniz kurum vatandaşına hizmet eder. Onlar için yandaş, Bay Kemal için vatandaş var. Benim gönlüm sizden yana. Size hizmet edeceğim. Cumhuriyetin 100. yılında göreceksiniz. Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını ve 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köyler şenlenecek, göreceksiniz. Köylerde sadece öğretmen olmayacak. Köylerde veteriner de olacak. Veterinerlik teknik hizmetlerden mezun olanlar onlar da olacak. Ziraat mühendisi olacak. Ziraat teknisyeni olacak. Veteriner hekim olacak. Bütün bunların hepsi olacak. Devletten aylık alacaklar ve kırsalda sizlere hizmet edecekler.
Hayvanların aşıları zamanında yapılacak. Toprak analizleri yapılacak. Hangi ürünü ekerseniz daha fazla gelir elde edeceksiniz. Onlar belirlenecek. Kırsaldan kente göç olmayacak. Herkes kırsalda çalışmayı ve kazanmayı bilecek. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Böylece kırsalda çalışan kadın benim sigortam yok demeyecek. Zamanı gelecek, o da emekli olacak. Ayrıca aile destekleri sigortası getireceğiz. Bakın sevgili afyonlar, elimizi vicdanımıza koyalım. Hiçbirimiz bir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyiz. Her birimiz evimizde huzur olmasını isteriz. Evimizde bereket olmasını isteriz. Ay başını getirirken ya acaba ne yapayım diye düşünmemeliyiz. Evladımız var okula gönderirken acaba beslenme çantasına ne koyayım? Evde bir şey kalmadı diyen anneler var. Ben ekmeğin arasına salça sürüp evladına yediren anneler de gördüm. Eğer bir çocuğumuz açsa bilin ki 85 milyon açız. Böyle bakmanız lazım. Eğer bir ailenin borcum var, elektrik parasını ödeyemiyorum diye elektriği kesiliyor ve karanlıkta kalıyorsa 85 milyon aslında karanlıkta kalıyoruz. Doğalgazı kesiliyor ve soğukta kalıyorsa aslında 85 milyon soğukta kalıyoruz demektir. Size bir sözüm var, namus sözüm var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir hanenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir hanenin doğalgazı kesilmeyecek. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelere kadının banka hesabı olacak. Düzenli aylık oraya yatırılacak. Hangi aileye kaç liralık sosyal destek verilmesi gerektiğini sosyal destek uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları onlar belirleyecekler. Ve o aileler tek tek ziyaret edilecek. Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak. Evlere gidecekler. Ev kirada mı, değil mi? Kaç kişi var? Hanenin geliri nedir? Bunların hepsi hesaplanacak ve o ailenin durumuna göre o aileye düzenli aylık bağlanacak. Hiç kimseye muhtaç olmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim inancımız da böyle. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Sosyal devlet vatandaşın karnını doyuran devlettir. Ele güne muhtaç etmeyen devlettir. Bunu anlattığımda bazı hanımlar dediler ki acaba katılım bankalarında bu yardımları altın olarak yapabilir misiniz? Niye olmasın? Zaten para veriyoruz. Eğer nakit istemiyorsanız altın hesabınız olacak. Her ay düzenli altın hesabına parayı yatırmış olacağız. Bugüne kadar yapılan bütün yardımları düzenli ama insan onurunu koruyan bir yapı içinde gerçekleştireceğiz. Hiç kimse bir başkasına muhtaç olmayacak. Hiç kimse bir başkasına el avuç açmayacak. Herkesin onuru, herkesin şerefi korunmuş olacak. Sosyal devletin varlık nedeni de budur. Bunu da iyi bilmenizi isterim. Hafızanızın bir yerine yazın lütfen. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk 3 ay içinde çıkacak olan kanun bu kanun olacak. Ve bu kanunla bu memlekette yoksulluğu bitireceğiz. Fakirliği bitireceğiz. Hiç kimse namerde muhtaç hale gelmeyecek. Kadınlar sosyal devletin güvencesi altında olacak. Devlet benim güvencemdir diyebilecek. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Çocuklarınız var. Okula gidiyorlar. 60 okul var. Depreme dayanıklı değil. Raporu var. Rapor yayınlandı. Eğer deprem olursa 60 okul yıkılacak. Evlatlarımız enkazın altında kalacak. Şimdi soruyorum. Bu resmen tespit edildi. Afyon'da 60 okul. Niye yapmıyorlar? Beşli çetelere gelince her şeyi yapıyorlar. Para mı yok? Para var. Para var. Ama parayı kime veriyorlar? Beşli çetelere veriyorlar. Söyledim. Söylerken ürküyorlar. Söylerken korkuyorlar. Onların 21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son kuruşuna, son sentine kadar alacağım ve vereceğim bu millete.
vereceğim. Mütedeyyin kardeşlerime de kısaca, ben de Afyon'la ve Afyonlarla gurur duyuyorum. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim. En büyük günah kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyenlere Allah aşkına yahu oy vermeyin. Allah aşkına ya günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlerle niye beraber olalım? Kul hakkı yiyen en büyük günahsa Yüce Yaradan her türlü günahla gelirsin ama kul hakkı yiyeni ben affetmem diyor. O zaman kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz? Arkaya seslenelim. Şu bantların arkasında olan vatandaşlarım da var. Onlar oradalar. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Teşekkür ederim. Oy vermeyeceğiz. Çünkü oyu bizim inançlarımızı sömüren insanlara değil. Herkesin inancına saygı göstermek her birimizin tek tek görevidir. Allah'la kul arasına bir başkasının girmesine izin vermeyeceğiz. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. Başka kimse bilmez. O nedenle bütün mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Senin inancını sömürenlere, senin inancın üzerinden siyaset yapanlara asla itibar etme. Onlarla mesafeli olmaya dikkatli ol, mesafeli ol. Ama kişi inancını nerede istiyorsa yerine getirsin. Bütün inançlı insanlar benim başımın üstündedir. Onlara başımın üstünde yerim var. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Emekliler, gençlerle başladık. Ta 2015'ten beri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer maaş ikramiye verin dedim. Ta 2015'ten beri en az asgari ücret kadar olsun dedim. Vermediler. Sonra parayı nereden bulacaksın dediler. Arkasından düşük bir fiyat verdiler. Arkasından seçim geliyor. Gene ben ısrar edince biraz artırdılar. Sözüm söz. Bay Kemal sözü. Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz orada hazır olacak. Ve kullanacaksınız. Ve alacaksınız. Gene bağırdılar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Beşli çeteye gelince para var. Tepecilere gelince para var. Vatandaşa gelince parayı nereden bulacaksın? Onlardan alacağım, emekliye vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Bu kardeşiniz 27,5 yıl devlette çalıştı. Bütçe nasıl yapılır? Gelirler nasıl toplanır? Tasarruf nasıl yapılır? İsraf nasıl önlenir? Bunlara tam 27,5 yılımı verdim. Parayı nereden bulacaksın? Türkiye zengin bir ülke. Elin oğluna parayı buluyorsun. Milyarlarca dolar parayı veriyorsun. Yol parasına da avro. Köprü parasına dolar. E hani siz milliyetçiydiniz? Türk parası yok. Türk bası yerde seriliyor. Yerde sürükleniyor. O zaman niye dolar? Niye avro? O dolarla, avroyla verdikleri bütün ihaleleri, bütün sözleşmelerin tamamını Türk lirasına çevireceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar da değil. Bizim milliyetçiliğimiz onlar gibi değil. Onlarınki laf, bizimki gerçek. Afyon'u biliyorsunuz değil mi? Rahmetli Ecevit'i biliyorsunuz değil mi? Baskı kurdu Afyon ekilmesin diye, biliyorsunuz değil mi? Ecevit'in bu konuda neler yaptığını da çok iyi biliyor musunuz? Ecevit'in unutmadığım bir sözü vardır. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzendir. Biz öyle. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Az önce Sinan Ateş'le ilgili de bir pankart açıldı. Sinan Ateş'in hakkını, hukukunu savunacağım. Kimse endişe etmesin. Kimse, hiç kimse endişe etmesin. Ankara'nın göbeğinde ateş edeceksin,
bir kişiyi öldüreceksin ve dosyası gizli. Niye gizli kardeşim? Niye gizli kardeşim? Dürüst olduğu için, ahlaklı olduğu için, vatansever olduğu için, ülkücü olduğu için gideceksin, vuracaksın. Bay Kemal bunu seyredecek. Seyretmem. Failleri bulacağım. Hepsini yargıya teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Bizim şunu bilin. Şunu çok iyi bilin değerli kardeşlerim. Bir sürü laf atıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir bayrak, iki vatan. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Bayrak ve vatan bizim için asla ve asla vazgeçilmezdir. O nedenle onların ne yaptığını ben gayet iyi biliyorum. Onların milliyetçiliği falan hikaye. Bakın Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Vuranlar belliydi. Rusya ateş etmişti ve bizim 34 askerimiz şehit oldu. Bu devletin cumhurbaşkanı nereye gitti? Putin'in kapısına gitti. Ya arkadaş, şehit olan bizim askerimiz. Vurulan bizim askerimiz. Ciğeri yanan bizim halkımız. Üzülen bizim halkımız. Sen gidiyorsun Putin'in kapısına. Putin ne yaptı? Aldı. Kapıda bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kaç dakika kapıda beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra gelebilirsin odama dedi. Aldı, oturttu. Bu mudur milliyetçilik? Afyonlar, size sesleniyorum. Bu mudur milliyetçilik? Biz yok çekmeyin arkadaşlar. Siz sadece hayır deyin. Çünkü ben onların ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Dışarıdan mal mülk sahibi oluyorlar. Onlar kendi evlatlarını, çocuklarını ne yaptılar? Paralı askerlik mi diyorlar? Ebu kardeşinizin oğlu ne yaptı? Gitti şerefli ordusuna da askerlik yaptı. Benim param yok muydu? Vardı. Ama siyasetçinin topluma örnek olması lazım. Örnek olacaksın sen topluma. Eğer örnek olmazsan olmaz. Başka ne yaptılar? Bizim sınırlarımız yol geçen anına döndü. 3 milyon 600 bin Suriyeli resmi rakam. Gayri resmi rakam 4 milyon 5 milyon. Ne yapacağız? Bay Kemal'e güveneceksiniz. Bay Kemal'e güveneceksiniz. Bizim sınırlarımız yol geçen anı olmayacak. Asla ve asla olmayacak. Öyle geldiniz, buraya yerleştiniz. Yok kardeşim. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkesine göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. 2 yıl içinde kendi ülkesine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmıyoruz. Onlar bizim komşumuz, eyvallah. Ama yeter kardeşim. Asgari ücretin altında çalışıyorlar. Büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Suriye ile barışacağız. Onların yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Sonra diyeceğiz ki buyur kardeşim. Sen gezmek, eğlenmek istiyorsan gel. Ama onun dışında çalışacaksa önce benim evladım çalışacak. Bizim çocuklarımız çalışacaklar. Onlar iş güç sahibi olacaklar. Ben yurtseverlik budur, vatanseverlik budur. Biz başkası için niye çalışalım? Önce kendi evlatlarımız için çalışmak zorundayız. Bunun bilinmesini istedim. Başka bir şey daha. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Diyorlar ya biz milliyetçiyiz. Hikaye bunların milliyetçiliği. O tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım. Şerefli ordumuza yeniden teslim edeceğim. Bir şey daha. Bir şey daha. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Bizim bütün hastaneleri elinden aldılar. Gata Askeri Tıp Akademisi başta olmak üzere
Bütün askeri hastaneleri açacağız. O hastaneleri de şerefli ordumuza teslim edeceğiz. Şimdi soruyorum. Milliyetçi kim? Biziz arkadaşlar, bizi. Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Hiç endişe etmeyin. Bunu bilmenizi isterim. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Son sözlerimi şöyle bitireyim. Gitmesi gereken biz değiliz tabii, onları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Ekrem Başkan'ın güzel bir sloganı vardı. Her şey... Ne diyordu? Her şey... Şu bariyerlerin arkasındaki kardeşlerime de sesleneyim. Her şey... Her şey... Her şey... Her şey... Gerçekten de her şey çok güzel olacak. Ve Bay Kemal sözünden asla dönmeyecek. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Baharları getireceğiz. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye'yi kalkındıracağız. Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesi olacak. Bundan en ufak bir endişe duymayın. Çünkü kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Saygı hep özünde, yalan yanlış yok sözünde. Atamızın izinde Kılıçdaroğlu. Samsun'dan Antalya'ya. 85 milyonun Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'yla Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ı buraya davet etmek istiyorum. Sana 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize bir kez daha çok teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı bekliyoruz. Sayın Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Temel Karamollaoğlu ve 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birlikte sizleri selamlıyor. Değerli Afyonkarahisarlar, şimdi buraya Millet İttifakı Afyonkarahisar İl Başkanlarımızı çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Yusuf Onur Seçme. İYİ Parti İl Başkanımız Muhammed Mısırlıoğlu. Demokrat Parti İl Başkanımız Hikmet Bülbül. Saadet Partisi İl Başkanımız Beytullah Karataş. Deva Partisi İl Başkanımız Kadir Daylık. Gelecek Partisi İl Başkanımız Niyazi Ertaş. Millet Buluşmalarımızın koordinatörü, eski Devlet Bakanı, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz. Sevgili Afyonkarahisarlar, şimdi de parlamentoya 14 Mayıs'ta seçip göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Afyonkarahisar'ın haykıran sesi Burcu Köksal. Fatih Aydın, Abidin Yağcı, Ali Arıkan, İbrahim Kadıoğlu ve genç bir arkadaşımız Anıl Halis Akar. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Hakan Şeref Olgun, Mustafa Enis Arabacı, Okaşan Ulusoy Efe, Gönül Ar Güngör, İbrahim Acar, Sabahat Demirci, yine konuk bir il başkanımız Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda. Ben Kemal. Aramızda bulunan belediye başkanlarımızı anons ediyorum. Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, İhsaniye Belediye Başkanımız Tünay Türkmen. Bu toprakların öz evladı, sizin gururunuz, bizim onurumuz, Cumhuriyet'in ilçesi,
Yeni Mahalle'nin 3 dönemdir belediye başkanı olan hemşehriniz Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar. Dereçine Belediye Başkanımız Ömer Yıldız. Yeşil Çıflık Belediye Başkanımız Mehmet Ali Sakal. Sevgili Afyonkarahisarlılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta Her şey sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek Afyonkarahisar. Milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Allah'a emanet olun sevgili Afyonkarahisarlılar. Ben Kemal. Çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'ın selamını Nevşehir'e götürüyoruz. Afyonkarahisar'ın selamını Nevşehir'e götürüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Afyonkarahisar yolun açık olsun. Afyonkarahisar seni bağrına basıyor. Hoşça kalın diyoruz. Kemal, sana söz veriyorum.